Marmara depremi oluyor. bekleniyor. Enerji birikiminin süresini doldurduğu söyleniyor. İstanbul bir depreme hazır mı? İstanbul depremi hazır mı? Foto 4'ü açar mısınız? Bu arada en kırmızı yerler İstanbul'da az önce. Şimdi bakın bu olasılıksal ivme haritası 465 yıl burada 0.5 G sayıları okuyamıyorsunuz. Her yer kıpkırmızı. Bunun anlamı ne? Bu ivmeye dayanamayan bütün binaları kentsel dönüşüm yapacaksınız. Ve burada hiçbir şey dayanmıyor buna. Çünkü güvenlik katsayısı sayısı bir buçuk. Ama bakın bu, burada yaptığımız deprem senaryoları. Bakıyorsunuz burada kırmızı olan birçok yer, lacivert ve kırmızı olması gereken yerlerde belirli yerler, buradaki değerlerin çok üstünde. Bak en büyük hı hı. burada en büyük 0.5, burada en büyük 0.7, hatta rezolüsyonu artırırsak sıfır... Şu do... koyu yerler nerelere denk geliyor hocam? Koyu yerler, ya lacivert yerler. Yani Öyle o mi? La? Kırmızıları mı soruyorsunuz? Tabii da? tabii kırmızı. Kırmızı dediğiniz yer işte İzmit Körfezi'nin kuzeyinde, güneyinde olan yerler. Ta İzmit Ovası'na, Sapanca'ya kadar gidiyor. Burada da Tekirdağ, Marmara Ereğlisi'ne kadar gidiyor. Kuzeyde... En e... tehlikesi şu an İzmit Körfezi mi? Yıkıcılık Hayır, bakımından. Bütün Doğu Marmara. Yani bakın bu Bursa'yı da etkiliyor. Bursa Ovası'nı Yenişehir Ovası'nı etkiliyor. Şu maviler falan görüyorsunuz ya bakın şurada onlar 0.25G yani %25 ivme artıyor. Burada artık bina zemin hesapladığınız zaman oranın hangi yönetmelikte yapıldıysa ona uyuyor mu, uymuyor mu? soracağım yani? ben soracağım hocam. hocam. Bir, bir soru sor ben devam edebilirim bir saniye. Kes. Bir saniye. <laughs> Şimdi bu söylediğinizi anlıyorum. Biz yani ovaları, onları bunları anladık ama biz hani düz vatandaş kafasıyla şöyle bakıyoruz. Ne söylersek söyleyelim oraya o lanet olası 10 katlı, 20 katlı bina dikiyor. Tamam? Bununla bitmiyor. Betondan çalıyor, demirden çalıyor, bağlama yerlerini yapmıyor. Mevzuat tamam söylüyorsunuz. Mesela benim önümde şu var. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu var. 2001 yılında hocam çıkıyor bu kanun. 19 il pilot. Bu pilot illerin arasında Adana, Hatay var. 2011 yılında tüm Türkiye genelinde yapı denetimi kanun yürürlüğe giriyor. Yapı denetim kuruluşları Allah Allah neler anlatıyor belli değil. Ama günün sonunda Hatay çöküyor. Adana öyle, ve birçok inşaat çöken bina 2001 yılından sonra. Açıklar mısınız bunu bize? Ben de hemen soruyu ekleyeyim Bunun devam edin hocam. Yani. Şimdi bu kanunu bu mevzuat. Hatay'da Bak, ben de, ben de hocam Oluzucam, sorumu ekleyeyim. De bu değerlendirmeyi, bu değerlendirmeyi şöyle yapın. Bu Yaşadığımız Aşkan kent de. İstanbul'da bir üniversite mimarlık, mühendislik fakülte binası yıkıldı. Nasıl bir değerlendirme Tebel yapıyorsunuz? Nasıl yapacağız bunu? Hocam yani zemindimiz siz mi suçlusunuz? Müteahhit mi suçlu? Kim? Hocam yani siz bunu... avukat olduğu için, olduğunuz için herhalde durmadan suçlu arıyorsunuz. Yok ben suçlu aramıyorum, şimdi... <laughs> sorumlu arıyorum. Şimdi sorumlu veya suçlu yani, şimdi arıyorsunuz. Yani ya, ya doğadır bunun kim, sorumlusu? Ya kim, Ama ben, kim? hocam biz böyle boş geçiremeyiz. Bak burada ortaya, insanlar inim inliyor. Inim iniyor. size söyleyeyim, bunun bir hesabı olacak. O hesap pazartesi günden sonra başlayacak. Şimdi biz şimdi tamam. bunu arıyoruz. Çünkü kim? Yani müteahhit siz mi? Hocam. Kimsiniz hocam? Birlecek de ortaya. Ben bir konuşsam? Çıkacak. Evet. Hocam konuşuyorsun. Teknik konuşma. Benim sorum net. Bak sizin Bu mevzuat. 4708 sayılı yapı denetim kanunu. Bu kanun doğru mu, değil mi? Tamam. Kanun doğru. E ne oldu? Niye böyle oluyor? Bak diyelim Hatay pilot 2001 yılında aradan geçmiş 22 yıl. Hatay çöktü ya. Şimdi evet. Başka Aysel hocam sakin şimdi, bir de sakin. Ne sakin olabilir miyim? Biliyorum şimdi ama sakin sakin. hocam hocayı ben Yoğun o anlamda diyorum. şey değil. Hocam hocama elbette bir sıkıntım olmaz. Fakat e, bir, bir insanlar şimdi, da çekiyor sıkıntı. Şimdi, çekiyor. Evet, duyalım yanıtı. Bir yanıtı duyun. Şimdi bakın bu depremden e, iki hafta önce Twitter hesabımda bir anket yaptım. Sorunuzun cevabı orada. Dedim ki aşağıdakilerden hangisi olursa depreme karşı tedbir alırsınız? A şıkkı depremin olup olmayacağını bilirsem, B şıkkı evimin yıkılıp yıkılmayacağını bilirsem, C şıkkı ülkenin yıkılıp yıkılmayacağını bilirsem, D şıkkı ölüp ölmeyeceğimi bilirsem. Sizce bunlardan hangisini bilmek istedi halk? B. Sizce? Yani B, B, A. Kimse %9'la evini bilmek istedi 15 bin kişinin içinde, %51'i depremin olup olmayacağını. 20 yıldır söylüyoruz bunu biz. O zaman 20 deprem yıldır, olursa yıkılırız diyor. 20 yıldır halka diyoruz ki büyük deprem olacak, bunun İstanbul'da. en az büyüklüğü 7, 7.6 arası, evinizi kontrol ettirin yenilenmesi gerekiyorsa yenileyin. Hocamıza gidin, binanıza baksın. Üniversitemize gidin, binanıza baksın. ilgiliye gidin, binanıza baksın. Binanızın güvenli olup olmadığına ilk önce karar verin. Ondan sonra da binanızı yeniliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Nasıl yapıyor? Yapamıyorsanız bakın İstanbul'da birisi diyor ki bana benim diyor 10 milyonluk dairem var. Hocam diyor, fiyatı 10 milyona gelmiş dairesinin Bakırköy'de. Diyor ki kiracı diyor insafsız diyor orada 5 bin liraya oturuyor. Dedim yaş kaç? 65. Beyefendi dedim onu dedim satın dolara çevirin. O doları da her gün yiyin ölene kadar çünkü siz öldükten sonra mirasçılarınız onu yiyecek zaten. Şimdi bakın herkes burada bir tarz var. Yani bu tarzın içinde bir suçlu bir hedef ararsak hesap sorarsak hesabı sormamız gereken ilk önce şunu soracağız. Birisi bana diyor ki yazanlardan. Hocam diyor benim evim sağlam ama diğer ev sağlam değilse ben zaten onun için birinciyi söyledim. Bakın çocukluğumuzda hepimizi öğrettiler eski Türkiye'de eğitimde. Herkes evinin önünü süpürürse sokak tertemiz olur. Herkes evine baktırırsa, herkesin evi güvenli olursa bütün evler evet. güvenli olursa kimse çöp atmazsa sokakta çöp de olmaz. E herkesin Doğru. evi güvenli olursa Türkiye bu depremlerde bir tane canını ha, kaybetmez Fakülte binası çöktü. Ona bir şey diyor musunuz hocam? Neresi? Ya bir üniversitenin e, mühendislik e tabii, bir üniversitenin binası. Çöktü. Üniversitenin hastane binasının hastane yanında evet. inanılmaz büyük bir temel kazısını yapan evet ve o temel kazısını yapanlar o fore kazıkların altına da kadar yani daha bir kat daha çıkmak için aşağılara doğru arzın merkezine seyyahat yaparken okul binasını da yıktı. Peki Oğuz hocama da soracağız bunları ama hocam siz önce bir Oğuz hocam, Oğuz hocam... hocam... bence devam etseniz. Evet. <laughs> evet. Yani o. Peki. O, onu, o onun da sözünü çaldım ben. Yok, Estağfurullah. Rica ederim, rica ederim. çok teşekkürler Cenk Rica ederim. Bey. Şimdi son soruyu size de soralım. Yani İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyor diyoruz. Hocam sorunuzu tekrar edin çünkü yapılaşma ile ilgiliydi. Vallahi şu yani İstanbul'da enerji birikiminin tamamlandığı söyleniyor. Bir deprem olma ihtimalinde hocalar zaten dile getiriyor yani evet. sizler diğer hocalar evet. naci görür bunlar söylüyor. Ee, biz hazırlıklı mıyız değil miyiz şu anda yakalandık bu depreme? Kısmen evet çoğunlukla hayır sayın hocam çünkü ben bu depreme dayanı yani de herkesin istediği aslında deprem güvenli kentler. Sadece kendi binası değil, şu anda buradayız, değil mi? Tabii ev, evinde yakalanacağını garantisi e, yok. ki. Ya da bir arkadaşınıza gidebilirsiniz. Yani gittiğiniz her yerin aslında güvenli olması gerekiyor. Yani bu, bu da aslında biraz toplumsal etikle başlıyor, başka bir şeyle değil. Yani güven, eğitim çok önemli. Yani teknik üniversitelerden mezun olan mimarların, mühendislerin, şehir plancılarının bütün bu diğer bütün gruplarda olduğu gibi bunların da elbette çok büyük bir yetenekle mezun olmaları gerekiyor. Bu işin biraz kaliteyle ilgili olan kısmını ben özellikle dile getirmek istiyorum. İkincisi Ersan Hocam'ın sorusuna direkt cevap iyi olan binalar var. Yani deprem güvenli binaları yapmanın tüm kuralları biraz önce de konuştuk hocam. O zaten var. Önemli olan bunun uygulama aşamasında karşılaşılan zorluklar. Bunun için yani e, e, as, aslına bakarsanız bir, bir yere ruhsat al, almak demek aslında her bütün milyon tane aşaması var biliyorsunuz ruhsat alabilmek için. Projeden geçmiş kadar. Geçmişte ruhsat alanlar? Aynı şekilde. Aynı şekilde. Zayıf olan dönemler olabilir geçmişte de. Günümüzde de daha da zor yani. Hocam Açıkçası, şu an içinde iyi, iyi söylenmiyor yani bu Yani konuda. şu an İstanbul'daki Hakikaten... ruhsatlı binaların yüzde kaçı Şimdi bu kıpkırmızı kırmızı görünen ivme evet. değerine dayanıyor. Mesela kentsel dönüşüme giren binaların ne kadarı hakikaten sağlam? Ha, bir de değil. o da bunlar o da güzel binemiyor. bir soru. Şimdi bakın bunlar ya. betonu, kimentosu ne bileyim. Şimdi benim elimde iki bina var Elbistan'da birisi sapa sağlam yan yana, diğeri çökmüş. Evet. Şimdi ben anlamıyorum evet. yani birisinin devlet okulu yapmış birisi vatandaş yapmış aynı yan yana duruyor. Birisi inmiş aşağıya, diğeri safa Ben size olası nedenleri söyleyeyim. Şimdi her binayı kendi özelinde evet. elbette incelemek lazım ama mesela bu soruya çok genel bir cevap vereyim ben size. Bizim maalesef özellikle beton arme yapıları, e, betonun adı biraz soğuk biliyorsunuz. Yani Türkiye'de dünyada aslında böyle concrete idea falan dediğiniz zaman daha da olumlu Concret'tir, anlamları... Concrete'dir İngilizcesi, evet, yani da biraz abi, güçlü daha gibi güçlü gibi. falandır. Aslında öyledir de. Yani Türkiye'de beton aslında maalesef yıllardır bir kötüye kullanımıyla karşı karşıyayız yoksa kendisi, Ne demek bu beton betonarme'nin kötüye kullanımı? Kötüye kullanımı işte burada kalitesiz binaları ortaya çıkarmak. Çünkü kullanımı yap, yapabilen insanların sayısı maalesef çok çok fazla. Aslında yıllar önce bir bizim eski hocalardan biri acaba şöyle ilginç fikirleri vardı ve ben o zaman daha gençken biraz da gülmüştüm ama şu anda haklı olduğunu hatırlıyorum. yani düşünüyorum. Acaba binaların bu taşıyıcı kısımlarını sadece çok çok bu konularda deneyimli insanlar mı yapsa? Diğer kısımları çünkü esas strüktür dediğimiz yani bu iskelet dediğimiz kısmı gerçekten çok çok önemli.